Evet, ne oluyor? Biz dün gece ilk defa birlikte olduk. Ah Bihter. Çok ayıp belki bunu açıklamak ama ne yapayım? İçimde tutamadım. Matmazel'e anlatamazdım ya. Her şey o kadar romantikti ki. Behlül... Behlül her zamankinden ne kadar farklıydı. Gecenin başından beri bana gerçekten sevgilisi olduğumu hissettirdi. Alay etme ne olur. Çok mutluyum. Alay etmiyorum. Daha önce birlikte olmadığınıza şaşırdım sadece. Behlül bu anın özel olmasını istedi hep. Onun için de hep mesafeliydi. Ne zaman yaklaşsak uzaklaştık. Ama dün gece... Dün gece gerçekten çok özeldi. Ah çok aptal mıydım acaba? Ama Behlül bugüne kadar tanıdığım kadınlardan çok farklısın dedi. Ben senin gözlerinin masumiyetini seviyorum dedi bana. Kafanda hiçbir planın olmadığını biliyorum. Beni gerçekten sevdiğini biliyorum dedi. Demek hiç gerçek anlamda sevilmemiş. Yazık. Sen de arınmak istiyorum dedi. Öyle duygulu, öyle hassastı ki. Dün gece hep yeni bir Behlül tanıdım Bihter. O kadar samimiydi ki. Çok heyecanlıydı. Onun için de ilkti sanki. Zaten öyle dedi. Benim için öyle. Yeter. Özür dilerim. Nazar değecek diye söylüyorum hayatım. Çok güzel bir ilk yaşamışsın, ne güzel. Ama nazar değer, anlat merkeze. Pardon. Gelsene. Telefonum bende kalmış. Teşekkür ederim. Ben üstümü değiştirip hemen iniyorum aşağı. Ben de 5 dakika sonra hazırım. Tamam. Çok mutluyum Bihter, çok. Hadi değiş üstünü, halan aşağıda ayıp, inip bir merhaba de. Ya Bihter, yüzümden belli mi? Sürekli sırıtmamdan anlayacaklar. Hadi. Bunca yıllık emeği var Süleyman Efendi'nin. Hadi onu bırak. Babamın, dedemin hatırı var Adnan. Nasıl izin verirsin gitmelerine? Gitmelerini ben istemedim. Şahist Hanım'la bu evde evlendiler. Cemile bu evde doğdu. 5 dakikaya kadar iniyorlar aşağı. Ben bir aşağı bakayım. Aman umut vermeyin sakın. Anlamadım. Aşağıdakilere diyorum, umut vermeyin. Son karar olduğunu bilsinler. Yanlış bir şey mi dedim? Karar verilmedi mi?
Müsaade ederseniz biz de... Hadi fırsat bu fırsat, siz de koşun mutfağa matmazel. Bülent'le piyano çalışacağımızı söyleyecektim. İzninizle. Niye çıktı bu tatsızlık şimdi? Cemile'nin kovulması gerçekten gerekli miydi? Büyüklerin kararlarını sorgulamak bize düşmüyor Bülent'ciğim. Ama onlar Süleyman amcalar. Niye beni zor durumda bırakıyorsun Bihter? Niçin kendi başına hareket ediyorsun? Ben yukarıdayken Arsene Hanım'la matmazel seni bir güzel doldurmuş bakıyorum. Fikrin hemen değişmiş. Sen benim fikrimin ne olduğunu ne biliyorsun? Sormadın ki. Konuştuğumuzu sanıyordum. Sen fikrini söyledin, ben de duruma bakacağımı söyledim. Beni beklemeden inip kovdun Cemile'yi. Geç bile kalmıştım. Buyurun efendim. Ne arzu etmiştiniz? Dolaşıyorum. Sen işine bakabilirsin. Baş üstüne. Hoş geldiniz. Buyurun Aysen Hanım. Hoş geldiniz diyemedik size. Kusurumuza bakmayın. Estağfurullah. Sen niye gitmedin hala hastaneye? Şimdi gidiyorum. Görüşmek üzere. Hadi hayırlı haberlerle gel evlatçığım. Ben size bir kahve yapayım. İçerim. Ne oldu? Kuyruğu kesilmiş kedi gibi dolanıyorsun ortalıkta. Zillerini mi arıyorsun yoksa defini mi? Tenezzül etme şununla konuşmaya. Hadi oynasana. Gidiyoruz işte. Hepimiz gidiyoruz. Ev sana kaldı. Cemile'yi desteklemiyorum ama iki hizmetçinin dalaşmasına biz niye karışıyoruz? Sen niye karışıyorsun? Yeter, bizim aramız bozulacak. Beni şimdi bununla mı tehdit ediyorsun? Tehdit etmiyorum, uyarıyorum. Benim sana gösterdiğim özeni senin de benim için göstermeni bekliyorum Bihter. Sırf seni mahcup etmemek için sustum başından beri. Pardon, yanlış bir zaman mı? Hayır, gel lütfen. Hizmetçi krizi. Nedir? Halledemeyeceğimiz bir şey değil. Kapatalım bu konuyu ne olur. Üstünde biraz daha düşünelim. Hatalı olduğuma karar verirsen özür dilerim Cemile'den. Ne münasebet. Nasıldı tekne, üşümediniz mi? Hayır. Gayet memnun görünüyorlar hayatlarından. Öyle. Ben atölyedeyim. Tamam canım. Gelirim ben de yanına. Halam gelmiş, aşağıda mı? Kaçma. Hala konuşacak neyimiz var? O kadar aşağılık bir adamsın ki Nihal'i bile bana karşı kullanıyorsun. Sana karşı hiçbir şey yapmıyorum artık, farkında değil misin? Ne vicdansız bir adamsın sen. O kızı hiç düşünmüyor musun? Yazık, söylediğin her söze inanmış. Benim için de ilk gibiydi bana anlatacağını düşünerek. Benden intikam almak için söylediğini bilmiyor tabii. Kendisinin gerçekten özel olduğuna inanıyor zavallı. Bunun gerçek olabileceğini niye hesaba katmıyorsun? Çünkü seni tanıyorum. Kim zavallı? Herkes nerede? Ne oldu? Ben de bilmiyorum. Bihter mutfakta kriz olduğundan bahsetti ama...
Aşağıdakilerin hepsini kovdum. Şimdi sıra sende. Aynı parça. Aynı parça. Vallahi kırılmadık Adnan Bey'e. Ne kırılacağız? Bunca zaman ekmeğini yedik. Allah razı olsun. Thank you.